Merhaba Mastermind izleyicileri. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere ağır çekimde izlediğim Zack Snyder's Justice League filminden bahsetmek istiyorum. Bu filmi ağır çekimde izlemek neredeyse 2 günümü aldı. Fakat fark etmiş olduğum bazı detaylar gerçekten de sizi sizden alacak nitelikte. Bu detayların bazılarını film izlerken fark etmiş olabilirsiniz. Ancak bazılarını ise burada gördüğünüz zaman Zack Snyder'a tekrar hayranlık duymanız işten bile değil. Hadi başlayalım. Bu sahnedeki detay en keyif aldığım detaylardan birisi. Iris baltasıyla Darkseid'in sağ omzuna bir darbe indiriyor. Bu darbe omzunda ciddi bir yara açmasa da oradaki zırhı parçalıyor. Darkseid uzun yıllar geçmesine rağmen sağ omuz zırhındaki bu izi ne yenisiyle değiştiriyor ne de tamir ettiriyor. Çünkü bu ona bir kere işveri batırdığında neler olabileceğini hatırlatan güzel bir işaret oluyor. Flash'ın olduğu bir filmde Flash'ın hızlı hareketlerinin başka birinin perspektifinden izlenebildiği sahneleri izlemeyi ben de çok seviyorum. Çünkü bu sahnelerde gerçekten inanılmaz derecede güzel detaylar yakalanabiliyor. Bu filmde de buna benzer bir sahne var ve burada Flash göz açıp kapayana kadar atlıyor, zıplıyor, başka birçok hareket yapıyor. Fakat bir sahne var ki gerçekten çok güzel bir detay var. Burada saniyenin binde biri kadar bir sürede Flash durup düşünecek kadar bir zaman ayırabiliyor kendisine. Yani şu şekilde düşünün, göz açıp kapayana kadar geçecek sürede biraz önce bahsettiğim bütün hareketleri yaparken bir de durup bir sonraki hareketin ne olması gerektiğini düşünebilecek kadar zaman buluyor. Bu sahnede Vision ön sezilerinde Wonder Woman'ın cenazesini görüyor. Fakat cenazede sol tarafa dikkat ettiğimizde Darkseid'i görüyoruz. Darkseid yukarıdan aşağıya doğru cenazeyi izliyor. Bu da Darkseid'in Amazonların içlerindeki en iyileri için yas tutmalarına izin verdiğini işaret ediyor. Büyük ihtimalle Darkseid cenazeyi düzenlemesi için Amazon'u serbest bıraktı. Bu da gerçekten çılgınca. Bu arada bu sahneyi incelerken bir şey daha fark ettim. Darkseid'in gemideki dönüş ve yürüyüş hareketiyle bu sahnedeki dönüş ve yürüyüş hareketi birebir aynı. Büyük bir ihtimalle efekt çalışanları maliyeti kısmak için aynı hareketi farklı bir açıdan bizlere sunmuşlar. Flash ve Superman'in mücadelesinde Flash bir noktada elini kaldırarak Superman'e doğru tutuyor. Burada bu hareketi korktuğu için yapmıyor. Aslında Flash'ın gizli bir gücü daha var. Bunu daha önce de kullanmıştı. Patlama anında elini tutarak kendine doğru gelen şok dalgalarından kendini koruyabilecek bir enerji dalgası yaratmıştı. Yine aynı pozisyonu alarak Superman'in muhtemel lazer ışını saldırısına karşı kendini korumak için hazırlanıyor. Bu arada arkada Ben Parker'ın yazısını da fark etmemiş olanlar için tekrar belirtmek isterim. DC fanları için Darkseid'in Omega Beam'i izlemesi keyifli özelliklerinden birisidir. Özellikle de bunu su altında kullanıyorsa. Benim için asıl eğlenceli olan kısım ise işte şu anda geliyor. Burada bir yazı var, dikkatinizi çekti mi? İngilizce son anlamı taşıyan kelime burada sembol olarak ortaya çıkıyor. Louise'in çekmecesine baktığımızda çekmecede bir gebelik testi bulunuyor. Filmin sonlarında ise Bruce Clark'ı tebrik ediyor. Bu ikisini birleştirdiğimizde Clark ve Louise'in bebekleri olacağı ortaya çıkıyor. Zack Snyder'dan yapılan açıklamaya göre bu bebeğin doğaüstü güçleri olmayacak ve muhtemelen ilerideki Batman'in kendisi bu bebek olacak. Bu sahnede kafede arka tarafta oturan kişinin Zack Snyder olduğunu fark ettiğinizi tahmin ediyorum. Ekip Batcave'e geldiğinde Alfred şöyle bir cümle kurar. Ben o zaman kahve hazırlayayım. Umarım kahve bardaklarının nerede olduğunu bulabilirim. Bu cümleden şunu çok güzel anlayabiliyoruz. Batcave'e Bruce ve Alfred'den başka hiç kimse gelmiyor. Fakat burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Bruce kabusunda konuşurken arkada 3 tane kupa görünüyor. Acaba Alfred bu kupaların dışında diğer kupalardan mı bahsediyor? Yoksa burası bir film hatası mı? Kestirmek biraz zor. Martian Manhunter, Bruce Wayne'in evinden bu şekilde uçarak uzaklaşırken sahneyi ağır çekimde izlediğimizde arkada Justice Hall ya da Wayne malikanesinin inşaat halinde olduğunu görebiliyoruz. Tabi burada ilginç bir nokta ortaya çıkıyor. Filmde Batman'in kim olduğunu gerçekten öğrenmek isteyen insanlar için Bruce Wayne sadece
Justice Hall'dan birkaç kilometre uzakta ikamet ediyor. Flash, özel gücünü kullanırken inanılmaz derecede enerji tüketiyor ve bu enerjiyi yerine koyabilmek için de çok fazla yemek zorunda kalıyor. Bunun için de kendisine filmde Snack Hall denilmesinden rahatsızlık duymuyor. Snack Hall'u Türkçe'ye atıştırma canavarı gibi çevirebiliriz. Ve bakın Alfred ona atıştırmalık kocaman bir cips kasesi hazırlamış. Flash zamanda yolculuk yapıp patlamayı geri alırken burada Superman'in ve Cyborg'un vücutlarının tekrar birleştiğini görüyoruz. Ama burada dikkatimi çeken en güzel özellik efekt ekibinin Cyborg'un vücuduna insan vücudu et parçaları koymadan sadece yüzüne et parçaları koymuş olması. Lex Luthor filmin sonunda Deathstroke'a bir kadeh şampanya almasını teklif ediyor. Fakat teklif ettiği bu şampanya gerçek hayatta tam tamına 1.4 milyon dolara satılıyor. Bunun ağır çekimde fark edilen bir özellik olmadığını biliyorum. Sadece genel kültür olması için buraya ekledim. Barry Sinix bu sahnede Star-Lab'e sızarken sahte kimlik gösteriyor. Bir önceki filmde bu sahte kimliğin doğum tarihi yanlıştı ve 7 yaşında bir çocuğa aitti. Fakat Zack Snyder bunu düzelterek normal bir tarihe getirdi. Filmin sonunda Superman'in bu bakışının daha önce çekilmiş olan Batman Superman'e karşı filmindeki bakışla aynı olduğunu fark ettim. Muhtemelen ekonomik olması için efekt ekibi aynı efekti kullandı. Cyborg ön sezelerinde ana kutuyla savaşırken kendisini insan olarak hayal ediyor. Ama aynı ön sezelerde insanlarla diyaloğa geçtiği zaman kendisini Cyborg olarak hayal ediyor. İşte Cyborg'un tam olarak ne olduğunu idrak ettiğini anladığımız yer burası. Ne bir insan, ne bir robot. Superman'in omzuna gelen bu balta darbesi birebir olarak çizgi romandan alıntılanmış. Bruce, Barry ile araba kullanırken karşıdaki billboardda "You are not alone" yani yalnız değilsin sözleri beliriyor. Bu sözler gerçek hayatta cinayete meyilli kişilerin eğitim aldığı bir vakfın sözleri ve Zack Snyder bu vakfa destekle bulunuyor. Bu sahne Flash'ın filme giriş sahnesi ve burada kaza yapan kamyona dikkat edin. Üzerinde Gardner Fox yazıyor. Gardner Fox hem Flash'ı yazan hem de Justice League'i yazan yazardır. Bruce Wayne'in Flash'la tanışma sahnesinde arkada elle çizilmiş bazı çizimler olduğu görünüyor. Bu çizimlere dikkatli bakıldığında Flash'in kendi sembolünü Superman'e benzetmeye çalıştığını görebilirsiniz. Filmde ağır çekimde izlerken bu detayları fark etmek beni keyiflendirdi. Bu tarz detayları filmi normal izlerken heyecandan atlayabiliyoruz. Ama bazı bağlantıları yavaş çekimde izleyip kurduğumuz zaman film daha bir çeşitli, daha bir keyifli hale geliyor. Bu tarz videolar hazırlamayı gerçekten seviyorum. Eğer siz de bu şekilde videoları izlemekten keyif alıyorsanız lütfen yorum kısmına fikirlerinizi belirtin. Buna göre bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Keyifle kalın.